Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle çamaşırla güne başladım diyebilirim. Güne başlayalı çok oldu aslında. Ama ben genelde Musa'nın can dersi bitene kadar işlere başlamıyorum arkadaşlar. Musa'nın can dersi bitti. Şurası hemen zaten Musa'nın odası. Onu rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Hemen çamaşır attım böyle kotlar. Musa'nın işte eşofman takımlarını falan attım. Bunu da yapmışken size göstereyim dedim. Bir vlog başlatayım dedim. Burada da deterjanlarım var. Size onları göstermek istiyorum. Yumuşatıcı olarak ben ABC'yi çok seviyorum. Farklı olarak kullandığım yumuşatıcılar da var. Sürekli de aynı ürünü kullanmıyorum zaten. Ara ara bunları değiştiriyorum. Ama bu Zarif Orkide gerçekten çok güzel. Mesela hani böyle kokusuna alıştığınız zaman kokusu gelmemeye başlıyor ya. O zaman ben farklı bir şey alıyorum, biraz onu kullanıyorum falan derken böyle dönüşümlü olarak değiştiriyorum. Ama bu yumuşatıcılarda ABC ve bu BİM'in inci serisi var ya, onların birkaç tane şey var, isimleri aklıma gelmiyor şu an, böyle birkaç tane kokusu var. O inci serisinin işte kokularına ve bu ABC'nin kokularına bayılıyorum. ABC'de de favorim Zarif Orkide. Sonra ben deterjanlarda, renklerde çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Yani bakıyorum fiyatı hangisi uygunsa genellikle onu alıyorum. Bingo hesaplıydı bu ay. Bingo aldım. Daha önceki ayda size hemen şöyle göstereceğim. Pervol almıştım. Bayağı indirimdeydi. Pervolün renklerini almıştım. Aslında bu bitti. Ondan sonra ben Bingo aldım. Ama Bingo'nun kutusu buradaki dolabıma çok zor sığdığı için, yan geldiği için ben onu Pervol'a aktardım. Ama litresi daha büyük olduğu için içinde biraz var. İlk önce bu Bingo kutusunda olanı kullanıyorum. O bittikten sonra da bunu kullanmaya devam edeceğim. Yani bunun görünüşü Pervol ama içindeki Bingo arkadaşlar. Burada da yine Born var. Bu da az kaldı. Bu da bitmek üzere. Born'u seviyorum ama İşte kokusuz olması, böyle biraz daha aslında kokusuz olması daha iyi bir şey ama yine de alışmışız ya. O yüzden Born'u da sürekli kullanmıyorum ama ara ara kullanıyorum. İndirimde gördüğümde de alıyorum böyle deterjanlardan. Beyazlar için ise böyle Omo kullanıyorum. Omo'dan memnunum arkadaşlar. Hatta bakın şu ölçeğini kullanıyorum. Makineye deterjan koyarken ölçeğini tam tersi olması gerekiyordu aslında. Böyle deterjanlarımı sizlere göstermek istedim. Sizler neler kullanıyorsunuz? Ben bu deterjanlardan memnunum. Beyazlar için özellikle Omo'dan çok memnunum. Burada da soda matiğim var, Viking'in. Bu da tül perdelerde gerçekten çok iyi. Beyazlarda da aslında kullanılabilir ama sıvı deterjanla kullanması biraz zor oluyor. Toz deterjan da gerçekten iyi olur. Şimdi hemen ben şöyle sentetik ayarına getiriyorum. Ön yıkamayı seçiyorum. Ondan sonra başka yapacağım bir şey var mı? Başka yapacağım bir şey yok. Hemen çalıştırmaya başlıyorum. Bu arada benim çamaşır makinem alalı bayağı 4-5 yıl olacak. Profilo tercih etmiştim. 9 kilolu. Çok memnunum. Gerçekten güzel bir makine. Makine değiştirmek isteyenler varsa tavsiye edebilirim. Ben çok memnun kaldım. Şimdi bir hemen hızlıca evleri süpüreceğim. Ondan sonra da bakalım neler yapacağız.
bitirdim. Üzerine kahvemi de içtim. Çok şahane bir sunum yaptım. Sizler de gördünüz onu. Benim çok hoşuma gitti. Görür görmez denemek istedim ve çok güzel oldu bence. Şık bir kahve sunumu oldu. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şu da az önceki kahveden yemediğim çikolatalar. Bunun yanına koydum. Komşum, karşı komşu böyle pasta yapmışlar. Sağ olsunlar. Biz de tadına bakalım diye. Bize de göndermişler Musa'yla bana. Şimdi birazdan Musa'yla afiyetle bunları yiyeceğiz. Ondan önce şöyle göstereyim. Evimi süpürdüm zaten. Silmedim çünkü dün ben bütün halıları toplayıp dipli köşeli çok güzel bir temizlik yaptım. Bugün de tabi biliyorsunuz ki her gün bir süpürge şart. Bugün de rutin şöyle yüzümden süpürdüm ki hani tüy kalı gitsin diye, döküntüler gitsin diye. Çünkü illaki döküntü bir şeyler oluyor. Ocağımı, davlum bazımı her şeyimi de böyle sildim. Tezgahım da bomboş. Her yerimde toplu, çamaşırım da makinem de yıkanıyor. Buranın ranırını falan da değiştirdim. Dediğim gibi kahvemi de içtim. Şimdi biraz Musa'yla oturur vakit geçiririz. Ondan sonra da sizlerle birlikte çok güzel bir rulo pasta yapacağız. Ama ilk önce biraz beklemek istiyorum. Daha saat erken. Hava çok karanlık görünüyor. Ben bütün ışıkları yaktım çünkü hava çok kapalı ve yağmurlu bugün. Şükürler olsun ki. Tam böyle kış gününe yakışan bir hava. Bunun arkasından da hatta bir şey bekliyoruz açıkçası. Kar bekliyoruz Allah'ın izniyle. Şöyle camimizi de göstereyim. Camimizin dışı ön taraf yapılmıştı, betonlanmıştı ama yan taraflar hala tuğla halindeydi. Güzelce her tarafını yapıp boyadılar. Hatta dışının bakın şöyle yakınlaştırayım. Aydınlatmalarını bile taktılar. Bundan sonra artık işinin ince işçiliği ve böyle bahçesi kalıyor. Bahçesinin düzenlenmesi kalıyor. O da kısa sürede olur inşallah arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir yağmur yağmıştı. Şimdi durdu. İnşallah devamı da gelir. Ben şimdi biraz dinleneyim. Ondan sonra sizlerle güzel bir hem ekonomik hem de çok lezzetli ve pratik bir rulo pasta yapalım. Malzemelerimi hazırladım ve hemen karşınıza geldim. Şimdi hemen şöyle malzemelerimi hem yapmaya başlayarak size saymak istiyorum. 2 tane yumurtam var. Şu yumurtamı da kırayım. Sadece 2 yumurta arkadaşlar. Şunları bir atayım. Elime de hemen bir su tutayım. 2 yumurta. Ondan sonra 1 çay bardağı şekerim var. Bunları güzelce çırpacağım. Ondan sonra da böyle yarım çay bardağı suyum, 1 su bardağı tam dolu unum, onu da şöyle göstereyim ve kabartma tozum ve vanilyam var. Bütün malzemem bu kadar. Hamuruma sadece bunları kullanacağım. Hemen şimdi çırpmaya başlıyorum. Güzelce aldım arkadaşlar. Şimdi fırınımı 160 dereceye ayarlayacağım. Keki çok ince bir şekilde döktüğüm için rulo pasta biliyorsunuz ince olması çok iyidir. Çünkü hem sarılması kolay olur hem de böyle rulo şeklinde olacağı için kalın bir kekiniz olduğu zaman çok kalın oluyor. O zaman pek güzel olmuyor ama ince olduğu zaman tam ayarında oluyor. Şimdi dediğim gibi böyle kekimi hazırladım. 160 derecede siz de kontrollü bir şekilde pişirirseniz iyi olur. Çünkü çok ince bir kek olduğu için çok çabuk pişebiliyor ve çok kızartmayacaksınız. Hafif pembeleşip böyle içini çektiği zaman direkt çıkartacağız. Diğer şekilde sararken kırılabilir. Kekim pişerken ben de krem şantisini hazırlayacağım. İçine krema yapmayacağım arkadaşlar. Siz isterseniz yapabilirsiniz. Veya içine de dışına da krem şanti de kullanabilirsiniz. Hazır pasta kreması da kullanabilirsiniz. Veya kendiniz evde pastacı kreması da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu keki yaptıktan sonra istediğiniz gibi süsleyebilir ve istediğinizi yapabilirsiniz. Ben bugün biraz hem böyle kolaya kaçacağım. Sadece içine krem şanti yapacağım. Hatta üzerini bile krem şanti ile kaplamayacağım. O yüzden sadece bir tane yani şöyle bir poşet krem şantiye. Sormayın başıma geleni. Ben 2 saattir kendi kendime konuşuyormuşum. Kamera çekimde zannediyorum. Ama maalesef çekimde değilmiş. Şimdi ne yaptığımı göstereyim. Burada krem şanti hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle
Sadece bir poşet, bir paket değil, bir poşet krem şanti tozu kullandım. Bir çay bardağından da sadece bu kadar bıraktım. Geri kalanını bu karıştırma kabıma aldım. Şimdi ben bu keki yaptıktan sonra keki pişti bile. Gerçekten tam böyle kıvamında, ayarında oldu arkadaşlar. Böyle çok pembeleştirmedim, kırılmasını istemediğim için. Şimdi ne yapacağım? Size onu göstereyim. İlk önce şunu bir şöyle kenara çekelim. Şurada, evet. Şimdi benim böyle mutfak bezlerim var, biliyorsunuz. Temiz bir bez bu. Ben bunu buraya güzelce böyle seriyorum. Görüyorsunuz. Sermeden önce de bunu yıkadım. Bu bezim nemli. Bezin nemli olması çok önemli. Şimdi bu rulo pastamı böyle kağıdıyla birlikte alıyorum. Şuradan başlayacağım. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an görebiliyorsunuz. Şöyle ucunu kıvırıyorum. Güzelce rulo şeklinde saracağım. Ben beziyle birlikte saracağım arkadaşlar. Siz isterseniz sadece bu yağlı kağıtta sarabilirsiniz. Ama ben bezle birlikte şu şekilde güzelce saracağım. Kekim de maşallah o kadar güzel olmuş ki resmen böyle kıvrılıyor. İşte bu kadar. Zor kısmı bitti. Şimdi kekimi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra kalan işlemlerini yapacağız. Pastam soğudu. Şimdi hemen yapmak istiyorum. Şöyle şuradan açacağım. Yavaşça açıyorum. Tabii bu örtüm kirlendi. Hemen şu örtüyü bir kaldırayım veya bunun üzerinde yapayım. Yağlı kağıttan çıkartmıyorum arkadaşlar. Şöyle çevireceğim ama. Buralara epey bir batırdım. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Şöyle bir çevireyim. Çünkü tekrar yine bu taraftan saracağım. Az önce ters olmuştu. Hemen krem şantimi koyuyorum. Şimdi muzlarımı yerleştiriyorum. Muzlarımı hazırlamıştım zaten. Şöyle. Ben 3 tane muz hazırladım ama 3 taneyi almayacak. Biraz da şu kenarına koyuyorum ve güzelce sarıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar. Şimdi şöyle kenara çekeyim. Servis tabağımı alayım. Hemen şuraları bir toplayayım. Üzerine pudra şekeri serpeceğim. Ve böyle birazcık krem şanti ayırmıştım. Onunla da süslemek istiyorum. Bu arada arasına
parça çikolata ekleyecektim ama unuttum. Olsun, bu defa da böyle olsun, yapacak bir şey yok. Çikolatayı içine koymadım. Şöyle üzerine koyayım. Bir de her zamanki gibi bu sıkma torbasını değiştirmem gerekiyor. Gerçekten her zaman azizliğine uğruyorum. O yüzden şu şekiller falan pek düzgün olmadı. Hem onları kamufle etmek için hem de böyle çikolata da olsun diye bunların üzerini de çikolatayla süslüyorum. Pastam hazır arkadaşlar. Şimdi güzelce donması için ve biraz toparlanması için buzdolabıma gönderiyorum. Artık akşam çayla birlikte afiyetle yeriz. Şimdi burada bir ara vermek istiyorum. Gidip biraz oturmak, televizyon izlemek istiyorum. Muhtemelen akşam yemeğinde yine mutfakta görüşürüz. Pastayı akşam çayla yeriz dedim ama ben Musa'yı unuttum. Musa pastayı görünce yemek istedi. Ben de tabii ki de dedim. Şöyle iki dilim Musa için kestim arkadaşlar. Bakın arasının görünüşü falan gayet güzel. Şurada bir kaza oldu ama benim yüzümden oldu. Yoksa pastada bir dağılma olmuyor. Hatta bakın şurada da göstereyim. Muzu falan gayet güzel ortasında görünüyor. Şimdi ben oğluşuma şu pastayı bir yedirteyim. Tadı da güzel olmuştur eminim. Hazırlıkları başladı bile. Ben tavuğumu pişirdim. Tavuk sote yapacağım. Bunu da aynı et mantığıyla pişiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Ondan sonra böyle kısık ateşte tavuk suyunu bırakıp geri çekiyor. Şimdi sebzelerini ekleyeceğim. Soğanını doğradım. Hemen domates ve biber doğrayacağım. Domates böyle yumuşayanları seçtim. İşi bitmek üzere olanları. Kabuklarını soyacağım, doğrayacağım. Teker teker hepsini aynı anda ilave etmiyorum ben. Bu şekilde bence daha lezzetli oluyor. Sırayla ilk önce soğan, ondan sonra biber ve en son olarak da domatesimi ekleyeceğim. Ondan sonra biraz sıvı yağ ekleyip baharatlarını ekleyeceğim. Karabiber ve tuz eklerim ben baharat olarak sadece. Ondan sonra da tavuk sotem hazır olacak. Çok azıcık böyle minnacık da salça eklerim. Sotem hazır. Çok acele oldu. İnanın domatesi falan nasıl doğradım bilemiyorum. Her tarafa da çok batırdım ama zaten yemekten sonra temizlenecek, artık yapacak bir şey yok. Altını kıstım. Böyle birazcık daha pişireceğim. Ondan sonra zaten hazır. Bence pratik ve lezzetli bir yemek. Şimdi hemen ben soframı hazırlayayım. Bize afiyet olsun.